Herkese merhaba. Bu videoda sizlerle Cumhuriyet'in kurucu felsefesinin mimarlarından, yani Kemalizmin mimarlarından birisi olan Fadi Rıfkı Atay üzerine söz edeceğiz. Fadi Rıfkı Atay'ın siyasi ve entelektüel bir portresini çıkarmayı deneyeceğiz. Yani Fadi Rıfkı Atay'ı anlamayı deneyeceğiz sizlerle. Videonun başlığında gördüğünüz Fadi Rıfkı Atay ile ilgili en üretken Kemalist tabiri edilgen bir mecaz değildir. Gerek o dönemdeki gazete yazılarıyla, gerekse kitaplarıyla, çok sayıda da kitap vardır gazete yazılarının yanında, en entelektüel, en üretken yazarlarımız arasındadır. Bu yazılarıyla da Kemalizmin en ateşli savunucularından bir tanesidir Fadi Rıfkı Atay. Hatta Kemalizm tabirini de sahiplenir. Yakup Kadri Karaosmanoğlu ile birlikte Fadi Rıfkı Atay, Kemalizm tabirini kendilerinin geliştirdiğini, ilmek ilmek ördüklerini, literatüre yerleştirdiklerini iddia eder. Yakup Kadri Karaosmanoğlu da zaten Fadi Rıfkı Atay'ın en yakın arkadaşlarından, en yakın yazar arkadaşlarından bir tanesidir. Ama videoya geçmeden önce kanala abone olup bildirim zillerini açabilirseniz sevinirim diyorum ve hızlı bir şekilde Fadi Rıfkı Atay'ı anlamaya başlıyoruz. Öncelikle Fadi Rıfkı Atay'ı anlayabilmek için entelektüel dimağın oluştuğu döneme doğru geri gitmek gerekiyor. Yani ikinci meşrutiyet dönemine. Fadi Rıfkı Atay'ın entelektüel dimağın oluştuğu dönem her çağdaşı gibi ikinci meşrutiyet dönemidir. Çünkü ikinci meşrutiyet döneminde müthiş bir siyasallaşma vardı. Müthiş bir entelektüel ortam vardı. Çok sayıda gazete, dergi yayınlanıyordu o dönemde. Ayrıca imparatorluğun hem çöküş ve dağılma dönemine denk gelmesi hem de buna mukabil imparatorluğu kurtuluş reçetelerini arama, imparatorluğu bu karanlık yoldan çıkarma, işte savaşlarda aldığı yenilgilerden kurtarma, daha da modernleştirme ve modernleşme mesancılarını içselleştirmesi bakımından Fadi Rıfkı Atay'ın ikinci meşrutiyet döneminde rahat bir şekilde entelektüel dimağın oluştuğunu söylemek mümkündür. Ayrıca bu dönemde Fadi Rıfkı Atay kendinden önceki aydın jenerasyonların da önemli ölçüde bu entelektüel birikimi de içselleştirmiştir. Yeni Osmanlılardan etkilenmiştir, Jön Türklerden etkilenmiştir. Hatta Fadi Rıfkı Atay'ın temel teması düşüncelerindeki batılılaşmadır. Bu yönüyle Şinasi'nin net bir şekilde Fadi Rıfkı Atay üzerinde fotoğrafını çekebilmek mümkün. Şinasi de malum kompleksiz bir şekilde batılılaşmadan yanaydı. Fadi Rıfkı Atay da aynı şekilde katıksız bir şekilde batılılaşmadan yana. Hatta öyle ki yani böyle batıllaşamamayı veya batıllaşmanın kendi batıllaşma misyonunun karşısında duranları habis ur olarak nitelendirir Fadi Rıfkı Atay. Bu yönüyle dikkat çekicidir Fadi Rıfkı. Bir de baktığımız zaman bu dönemde dergilerde falan da yazıyor Fadi Rıfkı Atay. Mesela Servet-i Fünun'da yazıyor, Kadın'da yazıyor, başka dergilerde de yazıyor ama özellikle Servet-i Fünun'da dikkati çekiyor. Servet-i Fünun dönemin önemli bir dergisidir, önemli bir aydın hareketlidir. Hatta Hüseyin Cahit Yalçın falan da var orada. Ve bu yönüyle Fadi Rıfkı Atay'ın ikinci meşrutiyet döneminde Hüseyin Cahit Yalçın'dan da etkilendi veya Hüseyin Cahit Yalçın'ın gazetecilik anlamında elinde yetiştiğini söylemek açıkça mümkün tabii ki de. Fadi Rıfkı Atay ikinci meşrutiyet döneminde kendi çağdaşı her aydın gibi, yani dönemin her aydını gibi üç tarzı siyasette, işte Osmanlıcılık falan var ya, onların içinden İslamcılığı elemiş. Öncelikle imparatorluğun kurtuluş reçetesi olarak Osmanlıcılığı kendine rehber edinmiş. Daha sonra özellikle işte bu 31 Mart isyanı ve sonrasındaki süreçte Osmanlıcılığında bir kurtuluş reçetesi olmadığını görerek Türkçülüğe yönelmiştir ve bu Türkçülük anlayışı Ziya Gökalp'ten mülhem aslında Cumhuriyet dönemine Fadi Rıfkı Atay ile birlikte yakıt da taşıyacaktır. Fadi Rıfkı Atay 2. Meşrutiyet döneminde bu 2. Meşrutiyet'in ilanı, yani hürriyetin ilanı, o dönemde 1908 hürriyet devrimi falan da deniliyordu. Çünkü daha öncesindeki o Abdülhamit'in katı yönetimi, istibdat yönetimi artık geri plana itilmiş. Hem monarşi var ama monarşinin yanında parlamentolu bir idare var. Müthiş bir düşünce özgürlüğü tesis edilmiş. İşte hürriyet zaten adı üstünde. Çok sayıda gazete, dergi yayınlanıyor. Entelektüel bir ortam var. Partiler kuruluyor, cemiyetler kuruluyor falan. Buna başta bir olumlu yaklaşıyor. Hatta buna inkılabı mesut der. Yani mesut inkılap, mesut böyle mutlu falan anlamındadır. Yani işte mutlu bir devrim falan yakıştırması yapar buna Fadi Rıfkı Atay. De bu ikinci meşrutiyet döneminde dediğim gibi düşünce rönesansı oluyor. Kendisinin artık entelektüel dimağı oluşuyor ama bir süre sonra da bakıyor ki aslında katıksız bir batı hayranı ya Fadi Rıfkı Atay. Bir yandan da bakıyor diyor ki yani yeterince bir batılılaşma mümkün olamıyor ikinci meşrutiyet döneminde. Üstelik halen daha bir parlamento olmasına rağmen parlamentonun üstünde saltanatın gölgesi var. Yani aslında bir yandan aslında Türkiye ikinci meşrutiyetle birlikte kılıf olarak görünür de modernleşmiş oluyor ama Türkiye'nin modernleşememe sancıları halen daha devam ediyor. Halen daha bu kronik bir problem halinde. Bu yönüyle İkinci Meşrutiyet dönemine başta olumlu bir şekilde yaklaştıysa da sonradan biraz arasına mesafe koyuyor. İkinci Meşrutiyet'e olumsuz bakmaya başlıyor. Ta ki Cumhuriyet'e kadar. Milli Mücadele dönemine gelindiğinde ise Fadi Rıfkı Atay gazetelerde ve dergilerdeki yazılarında, çok sayıda gazetede, dergide yazıyor. Milli Mücadele'nin yanında taraf tuttuğuna, yani Anadolu ihtilalini desteklediğine dair gazete yazıları yazıyor. Bu Mustafa Kemal Atatürk'ün daha Milli Mücadele döneminden itibaren
oldukça ilgisini çekiyor. Çünkü çok ateşli bir şekilde Anadolu'daki o Anadolu İhtilali, yani Anadolu'daki o millici hareketin Kurtuluş Savaşı'nın daha kongreler sürecinden itibaren tabii destekliyor ve ateşli bir şekilde yazılar yazıyor. Ve bu Mustafa Kemal Atatürk'ün oldukça dikkatini çekiyor, dediğim gibi. Cumhuriyet ilan edildikten sonra zaten Fadi Rıfkat Ali Atatürk arasında bir yakınlaşma olacak. Bu yakınlaşmadan mütevellit de zaten Fadi Rıfkat Ali Atatürk tarafından bizzat Bolu milletvekili yapılacaktır ve CHP milletvekili olarak Fadi Rıfkat Ali yoluna devam edecektir. Peki bu süreçten sonra ne olacak? Artık Fadi Rıfkat Ali Çankaya sofrasının daimi bir misafir olacak. Sürekli Atatürk'le entelektüel bir tartışma, entelektüel bir sohbet imkanı bulacak. Yani Atatürk'le ilgili aslında yani en yakın isimlerden bir tanesi. Yani Atatürk'le ilgili mesela Çankaya'da bu nedenle çok sayıda detay bilgi bulabilirsiniz. Çünkü Atatürk'ün en yakınındakilerden sürekli yanında olan, yani Atatürk'ün en yakın gazeteci olarak falan geçer ya zaten Fadi Rıfkat Ay. Bu yönüyle zaten dediğim gibi Fadi Rıfkat Ay artık Cumhuriyet'in bir nevi gönüllü neferi olacak. Kemalizmin bir nevi gönüllü neferi olacak. Fadi Rıfkat Ay'ın Cumhuriyet'in inşa sürecini ve dolayısıyla tabii Kemalizmin inşa sürecinde Atatürk'ün en yakınındaki kişilerden bir tanesi olması, buna gazeteleriyle katkıda bulunması, gazeteleriyle bu cumhuriyetin inşa sürecine katkıda bulunması tabi dediğim gibi detay bilgilere sahip olmasına neden oluyor ve 1960'lara doğru gelindiğinde artık Fadi Rıfkat Ay Çankaya yazacak. Çankaya'da çok sayıda detay bilgi bulunacak ama Çankaya sırf bir Atatürk biyografisi olarak değerlendirilemez. Evet, kılıf olarak belki hani görünür de bir Atatürk biyografisidir Çankaya ama aynı zamanda Fadi Rıfkat Ay'ın ana kitabı da diyebiliriz Çankaya için. Çünkü kendi görüşleri çerçevesinde sürekli bir sorgulamaya girişir Çankaya'da Fadi Rıfkat Ay. Mesela baktığımızda işte Atatürk'le bir Enver Paşa sorgulaması yapar. Ya Atatürk olmasaydı, işte Enver olsaydı işte halimiz nice olurdu gibi bir takım yaklaşımlara girer. Hatta Enver Paşa yani kabus gibi bir şeydir Fadi Rıfkat Ay için. Çankaya'yı okursanız görürsünüz. Enver Paşa gelseydi çok kötü olurdu falan. Hatta bu şey için Osmanlı bürokrasisini bile adam Fadi Rıfkat Ay Enver Land olarak tarif eder. Onu biraz sonra açacağım, Enver Land'ı. Osmanlı bürokrasisini o şekilde tarif eder. Bir de Osmanlı geçmişiyle Cumhuriyet arasında böyle bir karşılaştırma sorgulamaya da girişir Fadi Rıfkat Ay Çankaya'da. Osmanlı geçmişini işte beceriksizlikle, modernleşememekle, batılılaşamamakla itham eder. İşte Cumhuriyet geldi, batılılaşıyoruz artık. Cumhuriyetle birlikte modernleşiyoruz. Bu modernleşme sancılarını işte bir kenara atıyoruz falan gibi bir takım yaklaşımlara girişir. Yani orada bir Osmanlı Cumhuriyet kıyası söz konusu ve Osmanlı geçmişinin aslında bir toptan reddi. Çünkü o artık hani tırnak içinde tukakadır Fadi Rıfkat Ay'ın zihniyet dünyası açısından. Bu yaklaşım zaten Fadi Rıfkat Ay'ın diğer pek çok kitabında da bulabilmek mümkün. Ama ben önce Zeytin Dağı ile Ateş ve Güneş'ten bahsetmek istiyorum. Fadi Rıfkat Ay'ın Zeytin Dağı kitabı 1932 yılında yayınlanıyor. Yani aslında 1930'larda tam Kemalizmin şekillenmeye başladığı dönem. Ama aslında biraz böyle hatırat gibi bir kitaptır bu Zeytin Dağı. Türk Edebiyatı'nda en önemli eserlerinden bir tanesidir. Zaten Fadi Rıfkat Ay çok uçlu bir kalemdir. Yani gerçekten bu kendisini de okutur. Kitaplarını öneririm bu arada. Özellikle bir Cumhuriyet tarihi ve işte yakın tarih açısından incelemek isteyenler veya o dönemleri merak edenler açısından tam bir rehberdir yani. Neyse, Zeytin Dağı'na dönecek olursak Fadi Rıfkat Ay'ın Zeytin Dağı'nda şöyle ki biraz bazı sorgulamaları girişir Fadi Rıfkat Ay. Fadi Rıfkat Ay Zeytin Dağı'nda bu Birinci Dünya Savaşı döneminde kendisi Kanal Cephesi'nde bu Suriye bölgesinde yer alır. Bu Suriye bölgesindeki gördüklerini falan anlatır ama alttan alta da aslında bu Cumhuriyet elitlerinin modernleşme misyonlarını tartışır. Hani Osmanlı ile bir karşılaştırma yapar ve Cumhuriyet elitlerinin modernleşme misyonu tabii daha iyi olduğuna, daha mükemmel olduğuna falan karar verir. Diğer kitap olan Ateş ve Güneş'te de onu daha önce yazmıştır ama aynı şekilde benzer konuları tartışır. Orada da Cemal Paşa'nın, bu İttihatçı Cemal Paşa var ya, kendisi onun yanında yer alıyor o dönemde. Cemal Paşa üzerinden hatta böyle bir İttihatçılar beceriksizlikle siyasi ve askeri açıdan, çünkü Birinci Dünya Savaşı'nda yenilecekler, kaçacaklar falan ya bu adamlar. Tabii kaçma şeyini de kendisi anlatıyor bu arada. İfade aynen yer alıyor. Bu adamlar daha sonra işte ülkeden ayrılacaklar falan ya. O dönemleri eleştirir böyle. Gene Zeytin Dağı'na benzer bir anlatım söz konusu o kitapta da. Zeytin Dağı'nın ama şöyle bir özelliği de var. Şöyle bir önemli yönü de var. Kadroya konuluyor. Kadroda hem Yakup Kadri Karaosmanoğlu hem de Şevket Süreyya Aydemir kadroda Zeytin Dağı ile ilgili tabi sayışla bahseden, övgüyle bahseden yazılar yayınlıyor. O yönüyle kıymetlidir. Fadi Rıfkat Ay Ateş ve Güneş'te bir de böyle İttihatçıları eleştirirken Osmanlı bürokrasisini az önce dediğim Enver Land'a benzetir. Şimdi bu Enver Land haline gelenler Osmanlı bürokrasisi Türkiye'yi, yani Osmanlı Devleti'ni Birinci Dünya Savaşı'na soktu. İşte bunlar beceriksiz adamlar, işte öngörüsüz adamlar. İşte böyle bürokrasiyi kendi ellerine geçirmişler. İşte imparatorluğu tehlikeye atlar falan gibi bir takım yaklaşımlara girişir burada Fadi Rıfkat Ay. Fadi Rıfkat Ay'ın bu iki kitabından başka, üç kitabından başka böyle Mustafa Kemal'in ağzından Vahdettin, Atatürk neydi, baban Atatürk falan gibi böyle bir takım kitapları vardır. Bu kitapların bazılarında işte Atatürk'ün ağzından bir takım şeyler, yani Atatürk'ün aslında anılarını kendisi derlemiştir yani Atatürk'ün duyduğu kadarıyla.
Bir yanda işte normal işte kendi anılarını anlattı veya işte Cumhuriyet dönemini falan anlattı kitaplardır. Kitapların önemli bir özelliği var. Cumhuriyet ile Osmanlı'yı aynı Çankaya'da olduğu gibi birbirinden ayırır. Osmanlı geçmişini toptan reddeder. İşte onu beceriksizlikle, modernleşememekle, batılılaşmakla, çökmekle falan itham eder. İşte geri kalmakla itham eder. İşte Cumhuriyet de onun tam tersi. Cumhuriyet artık işte daha esenliğe, daha refaha, daha müreffehliğe kavuşmuş bir Türkiye'yi artık vaaz ediyor. Padişah Rıfkı göre. Ve şöyle de bir şey yapıyor. Kemalizmi Osmanlı'nın işte o reddi mirası üzerine, yani Osmanlı'nın işte tırnak içinde gene tukaki geçmişi üzerinden meşrulaştırıyor Kemalizmi. Mustafa Kemal Atatürk'te çok önemli bir portre olarak tam orta yerine bu işin gene oturtuyor. Halil Rıfkı Atay 2. Meşrutiyet'ten sonra Cumhuriyet dönemine gelindiğinde artık daha doğrusu Cumhuriyet'in ilanı ile birlikte hatta Cumhuriyet'in ilanı Halil Rıfkı Atay gene böyle bir kendi batılaşma misyonu içerisinde açıklar ama ilginç bir retorikle açıklar. Tipik böyle aile ve toplum retoriğine girer. Nasıl derseniz bu Cumhuriyet'in ilanı ile ilgili yazdıklarına bakıldığında Halil Rıfkı Atay'ın bir babanın evlatlarını veya evladını yetimlikten kurtarması gibi bir şablon oturtur. Yani aynı bu şekilde bahseder hatta. Yani tipik aslında babacı bir toplum yapısına gönderme yapar Faile Şıpkı Atay burada. Ama alttan alta da böyle aslında kendi böyle bir bu hakim tema batılılaşma ya Faile Şıpkı Atay'da. Yani Türkiye'nin aslında batılılaşamama sorunu. Ve bunun işte Kemalizmle birlikte Türkiye'nin aşması. Ama bunun için aslında Faile Şıpkı Atay bir komplekse kapılıyor. Yani biraz böyle Batı uygarlığı karşısında biraz böyle eziklik, pısmışlık. Faiz Rıfkı Atay'ın hani yazan alttan alta bu işleniyor. Yani Cumhuriyet'in ilanı ile birlikte o babanın işte evlattan yetimlikten kurtarması da aslında bu kompleks sürecinin biraz böyle izdüşüm olarak yorumlanabilir. Ve Cumhuriyet'in ilanı ile birlikte zaten artık Faiz Rıfkı Atay'a göre işte her şey çok iyi gidecek falan öyle bir şablona oturtur. Faiz Rıfkı Atay için aslında Cumhuriyet'in ilanı bu yıllardır süren bu batılılaşamama kompleksi var ya onun için aslında duygusal bir sığınaktır. Yani Cumhuriyet'in ilanı ile birlikte hani oraya sığınıyor. Artık hani bunu aştım, kompleksimi aştım. Mantık bu. Tabi bu zaten şeyde de yok. Sırf Halil Rıfkı Atay'da da yok baktığımız zaman o Cumhuriyet elitleri falan içinde. Mesela liberal bir görüşlü olan Ahmet Ağaoğlu'nda da var. İşte Ahmet Ağaoğlu'nda aslında benzeri bir yaklaşımları var. Hatta Ahmet Ağaoğlu biraz daha ileri de gidiyor. Cumhuriyet'in ilanı Fransız ihtilali ile eş tutuyor ve Cumhuriyet'in ilanı ile birlikte yani o Fransız ihtilali ile eş tutuyor. Fransız ihtilalinde ne olduysa Türkiye'de de o oldu demeye getiriyor. O olacak demeye getiriyor. Yani aslında hani nasıl ki işte bu Fransız ihtilalinde şey gidiyor, monark gidiyor yerine şey geliyor, parlamenter sistem geliyor işte cumhuriyet falan olacak, demokrasi olacak. Aynısı olacak demeye getiriyor. Tabii hani aynısı oluyor mu olmuyor orası ayrı yani. Aynı şey değil işte Fransız ihtilali bir kere çok sert bir geçiştir. Türkiye'de öyle bir şey yok. Yani yumuşak bir geçiş vardır Türkiye'de. Cumhuriyetin ilanından sonra Faile Rıfkı Atay da çok şiddetli bir şekilde Cumhuriyet'in elinden kayıp gitme endişesini görüyoruz. Tabii dönemin başka aydınlarında da var. Sadece Faile Rıfkı Atay'da değil ama bu videoda Faile Rıfkı Atay üzerine konuştuğumuz için ondan bahsedeceğiz. Şimdi niye var peki bu endişe? Yani Cumhuriyet ilan edilmiş artık her şey bitmiş demek değil tabii ki de. Bir kere baktığımız zaman Cumhuriyet'in ilanı o dönemde bazı işte kesimleri oldukça rahatsız ediyor. İşte böyle saltanat ve hilafet yanlısı kimseler var hala. Halen de İstanbul'da yayın yapıyor. Gazetelerde falan adamlar yazıyor mesela. İşte saltanat hilafet falan yazar çıkıyor halen de. Bu epey rahatsız ediyor Faile Rıfkı Atay ve şiddetli bir şekilde Cumhuriyet'i savunmaya, Cumhuriyet artık böyle bir refleksif artık savunmaya yetiyor bu Faile Rıfkı Atay'ı. O da dediğim gibi tamamen Cumhuriyet'i böyle kaybetme endişesi. Peki niye kaybetme endişesi yaşıyor bu kadar şiddetli bir şekilde? Bu niye kapılıyor diyebilirsiniz Faile Rıfkı Atay. O da şundan dediğim gibi bir kere o dönemde halen daha saltanata ve hilafete geri dönüşün mümkün olabileceğine dair bir takım görüşler serdediliyor gazetelerde özellikle. Bunlardan bir tanesinin örneği mesela Lütfi Fikri Bey'dir. İşte onun davası falan da böyle tanindeki yazılarına bakarsanız görürsünüz. Veya baktığımız zaman mesela halife. İşte hilafetin kaldırılması nedir sebepleri? İşte çünkü halife halen de Cumhuriyet'in ilanını içselleştirememiş. Kendisine gelen bir takım işte şeylerle halen de böyle bir saltanat varmış gibi sanki. Ve kendisi devletin lideriymiş gibi hareket ediyor. İşte cuma selamlıklarında veya işte başka devlet liderleriyle yazışmalarında işte Ağahan'la falan yazışmaları falan söz konusu. O gazetelerde falan da yayınlanacaktır sonra. Hilafet zaten o yüzden kaldırılacaktır. Neyse işte bu işte hilafetin bir takım, hilafet kurumunun bir takım yaklaşımları söz konusu. Halen de işte saltanat kaldırılmamış, cumhuriyet ilan edilmemiş gibi yaklaşıyor. İşte İstanbul'daki bir takım işte aydın çevreleri veya kendini aydın zannedenler halen de saltanat ve hilafet savunusu yapıyor. Peki bu adamlar niye mesela halen de saltanat ve hilafet savunusu yapıyor diyebilirsiniz. Keza benzer bir yaklaşım işte Milli Mücadele'nin çekirdek kadrosunda da var. Onu da açacağız birazdan. Yani bu adamlar niye mesela saltanat ve hilafeti halen de Cumhuriyet'in ilan edilmesine rağmen sarılma gereği hissediyor? Şöyle ki saltanat ve hilafet olmazsa ülkenin dağılışa gideceğinden, imparatorluğun dağılacağından, yani devletin dağılacağından, yani bu aslında bir nevi saltanat ve hilafeti tutkal olarak görüyor bu adamlar. Çimento olarak görüyor, harç olarak görüyor. Yani bu olmazsa
komple dağılır gideriz falan yani. Olmazsa olmaz. O başımızda dursun. Temel bakış açısı mantıkları bu. Ama tabii ki de yani öyle olmayacak da yani kendi bakış açıları, kendi mantaliteleri heriflerin bu. Daha sonra bu yıkılacak tabii de. Ama Faik Şükrü Atay gibi, Faik Şükrü Atay jenerasyonu gibi, çağdaşı aydınlar gibi bir takım bu adamların şey yaşaması normal yani bu tarz. Cumhuriyetin elinden kayıp gitmesi, Cumhuriyetin bir nevi aslında geri dönülecekmiş gibi. Sanki Osmanlı geçmişine tekrar geri dönecekmiş. Osmanlı'nın hatta yani bir hayaleti diyebilir. Yani Osmanlı'nın bir nevi hayaleti geziyor. Ve bu ciddi de bir tehlike arz ediyor. Peki bu milli mücadelenin çekirdek kadrosu niye böyle yapıyor? Mesela işte isimlerini vermeyeyim şimdi tartışma yaratmamak adına ama milli mücadelenin malum bazı çekirdek kadrosu işte Cumhuriyet'in ilanına çok da ılımlı yaklaşmamıştır. Daha sonra işte farklı bir yönde de seyretmiştir bu adamlar. Yargılamaları falan da olacaktır hatta. Şimdi Osmanlı bürokrasisinin içinden gelen böyle Osmanlı'nın ailevi itibariyle yani bürokratik elitin içinden gelen adamlar bu milli mücadelenin çekirdek kadrosu açısından ellerindeki bir nevi ayrıcalıkların kaybolması olarak görüyorlar. Çünkü mesela bir takım basamakları hızlı tırmanmışlar işte o bürokratik elitin içinden geldikleri için bir takım kademeler almaları daha kolay olmuş. Veya işte taşraya göre daha ayrıcalıklı konumlara sahip olmuşlar falan. Ama Cumhuriyet gelince öyle olmayacak. Cumhuriyet bir fırsat eşitliği sunacak. Buna tabii ki de ılımlı bakmaları beklenemez. Bir de şey var şimdi Mustafa Kemal gibi veya Faik Rıfkı Atay gibi işte Osmanlı'da böyle alt orta sınıftan gelen kimseler var. Şimdi bunlar da Cumhuriyet kendilerine fırsat eşitliği sunacağı için tabii ki de olumlu yaklaşıyorlar ve Cumhuriyet'in ellerinden kayıp gitme hassasiyetini, bunu endişesini taşıyorlar normal olarak. Ve 1920'lerin siyasi koşullarına bakıldığında bu gene çok normaldir. Çünkü çok debdebeli, inişli çıkışlı bir siyasi koşullar var 1920'lerde. İşte Cumhuriyet'in ilanından sonra bile yani her şey güllük gülistanlık değil öyle devrimler sürecine falan girildiğinde. Bir yandan baktığımızda yani her yerde bir isyanlar patlak veriyor. İşte özellikle şu 23-24'ün o şey Said'den falan alın. Öncesinde de var da Nasturiler falan var. Bu 1930'a kadar falan bayağı bir ayaklanma söz konusu. Bu Şeyh Said'in devamı mesela Şeyh Said bastırılıyor. Bu Şeyh Said'in devamı niteliğinde bir sürü 15-16 tane falan yanlış hatırlamıyorsam isyan çıkıyor. Kürtçe ayaklanmalar falan da söz konusu olacak. Bir yandan işte İttihatçı yargılamaları, işte Atatürk'e suikastlar var. Varoğlu var. Bir yandan işte yurt dışında bir takım işte yeni girişimler falan söz konusu Mustafa Kemal'i devirmek üzere. Yani 1920'ler siyasi koşulları buna el veriyordu. Yani Cumhuriyet'in ellerinden acaba kayıp gidebilir mi? Cumhuriyeti acaba işte geri döndürürler mi? İşte mesela bir darbe yapıp belki tırnak içerisinde işte buradaki merkeze devrip işte yerine geçmeleri mümkün olur mu? Bu tarz tartışmalar vardı. Yani bu tarz hissiyatlara kapılmalar, aydınların Faik Rıfkı Atay gibi oldukça normal. Ama bu Faik Rıfkı Atay üzerine şöyle bir etkide bulundu. Faik Rıfkı Atay şiddetli bir şekilde, eskisinden daha şiddetli bir şekilde Kemalizmi savunmaya etti ve Kemalizmin teorisyenliğine etti. Öyle bir şey söz konusu. Dediğim gibi Yakup Kadri ile birlikte bu Kemalizm kendilerinin imal ettiğini, kendilerinin inşa ettiğini ve bunu işleyerek bir cevhere dönüştürdüklerinden bahsedecek. Faik Rıfkı Atay kitaplarında, işte gazete yazılarında falan. Bu arada bir de şey var, bu Kadro ve Ülkü dergilerinden falan bahsettiğim ya ben size bu Kemalizm teorisinin önceki videolarında. Bu Faik Rıfkı Atay hem Kadro'da hem de Ülkü'de yok. Ama kısmen tabii yazıları falan yayınlanıyor. Peki niye yok diyebilirsiniz bu adam. İşte o işte Kadro mesela işte ideoloji imal ediyor. O da şey yani ikmal yapıyor ideolojik anlamda. Kemalizmi ve Ülkü de keza öyle Ülkü'nün videosunu daha çekmedim. Onu da çekeceğim. Ve şimdi baktığımız zaman Faik Rıfkı Atay niye yazmıyor diyebilirsiniz. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk'e en yakın kişiydi kendisi. En yakın kişilerden bir tanesiydi ve Mustafa Kemal Atatürk'e belki sadakatini göstermek açısından bu tarz hareketlere girişmiyordu. Çünkü bunlar Kemalizmin bulunduğu noktadan daha sola ve daha sağa çekmeye çalışıyordu. Oysa Faik Rıfkı Atay'da böyle bir şey söz konusu değil. O daha çok Mustafa Kemal Atatürk'ün batılılaşma ve modernleşme misyonu. Yani Kemalizmin özünde olan o modernleşme misyonu kendisine rehber edilmiş. Ve bu konuda Mustafa Kemal Atatürk'ten çok da farklı düşünmüyor Faik Rıfkı Atay. Faik Rıfkı Atay bu Kemalist modernleşme misyonu yani Atatürk'ün işte o özcü Kemalist modernleşme misyonunu kendine bir nevi aslında rehber edinerek bu Cumhuriyet'in yüksek kültürünü topluma aşılamayı böyle gazeteleri aracılığıyla çünkü işte Hakimiyet-i Milliye de yazıyor işte Hakimiyet-i Milliye sonra ulus falan olacak ad değiştirecek yani 1930'larda oralarda yazıyor ve yani yazılarda bayağı okunuyor kalem de dediğim gibi kuvvetli baktığımız zaman yani hemen hemen her işte bu Cumhuriyet dönemi reformun yani o devrimlerin inkılapların şiddetli bir şekilde savunucusu oluyor yani hemen hemen hepsini dediğim gibi topluma aşılamayı kendisi bir görev edinmiş adeta ve bu artık Faik Rıfkı Atay'ın işte o birikmiş kompleksini aşmasına sağlık veriyor.
Çünkü artık kafasındaki o batılaşma problemi var ya, daha doğrusu işte Osmanlı'dan beri gelen işte o Faik Fukat'ın işte doğum tarihi 1900'lerin hemen öncesidir. Yani o tarihlerden itibaren işte veya işte Tanzimat'a da geri götürülebilir bu. Türkiye'nin batılaşamama sorununu artık aşmış oluyor. Yani Batı karşısında bir artık uygar bir Türkiye var. Yani eşit standartlarda, eşit şartlarda. Zaten yani Kemalist modernleşmenin de en önemli amaçlarından ve yaptıklarından da bir tanesi budur. Bunu gerçekleşiyor. Artık Batı'yla eşit standartlara geliyoruz. Eskiden çünkü biraz daha aşağıydı Türkiye. Biraz daha işte geri plandaydı. Ama Kemalist modernleşmeyle birlikte artık Türkiye Batı ile aynı seviyeye geliyor. Yani adeta bir batılı devletmişçesine muamele görüyor Türkiye. Bu yönüyle işte bu Faik Rıfkı Atay'ın kendi o işte o kompleksini aşmasına sebebiyet veriyor. Faik Rıfkı Atay bu Kemalist modernleşmeyi kendini eklemledikten sonra, daha doğrusu bu kendi batılılaşma misyonuyla Kemalist modernleşmenin batılılaşma misyonunun aslında aynı istikamete gittiğini görünce buraya kenetleniyor. Ve baktığımız zaman ama bu batılılaşma çerçevesinde bazı sorunlar üreten noktaya da kanalize oluyor. Nasıl dersiniz? Şimdi bir kere Faik Rıfkı Atay dedik ya, katıksız bir batılılaşma, yani üstüne girip de Şinasi'nin net bir fotoğrafını çekebilmek mümkün o derece. Yani hatta yani batılılaşma almayı bile problematik olarak algılıyor. Şimdi bu adamın normalde demokrasiyi böyle bir sahiplenmesi gerekir değil mi baktığımız zaman? Ama öyle değil. Faik Rıfkı Atay demokrasiyi benimsemiyor, hatta böyle ahlak üzerinden eleştiriyor. Böyle demokrasi gelirse böyle ahlaksızlık olur falan, işte her şeyi böyle işte sarpa sarar falan demeye getiriyor. Bunu niye yapıyor diyebilirsiniz. Şimdi aslında derdi tam olarak demokrasiyle değil ama demokrasiye karşı resmen cephe almış. Şimdi 1930'da malum bir Serbest Cumhuriyet Fırkası Fethi Bey'in öncülüğünde Serbest Cumhuriyet Fırkası girişimi olacak. Şimdi bu yani muhalefet edecek ya bu serbest fırkayla. Demokrasi üzerinden eleştiriyor. Yani doğrudan serbest fırkayı aslında hedef almıyor. Derdi serbest fırkayla. Ama demokrasi şey yapıyor. Yani demokrasi aslında olmasın demeye getiriyor. Çünkü işte Türkiye buna hazır değil falan. Ama bu yani batılılaşmayla bu demokrasi çelişiyor. Şimdi sen batılılaşmayı istiyorsun. Türkiye'nin batılılaşamamadığını bunu bir problematik olarak ortaya koyuyorsun. Ve Kemalist modernleşmenin bunu gerçekleştireceğine veya gerçekleştirdiğinden de vuruyorsun. İşte bu benim hayalimdi falan diyorsun yani o derece. Hatta yani böyle batılılaşmayı böyle bir cennet olarak, yani bunu da aynen yazıyor bu arada, kendi ifadesidir. Batılılaşma der, bir cennettir der. Hani sen madem o kadar batılılaşma yanlısın madem, gene Batı'nın özünde olan o demokrasiyi niye Türkiye'ye getirince laf ediyorsun? O yani o yönüyle aslında hani bir kendi kompleksi mi diyeceğiz artık, veya işte bir tereddüt davranıyor mu diyeceğiz? Kendiyle çelişiyor mu diyeceğiz? Yani bir paradoks doğuruyor bu noktada. Aynı Atatürk gibi bir de mesela sosyalizm ve komünizme de karşı. Ama Atatürk'ten farklı olarak bu tür aşırılıkçı yanlısı görüşlerini İslamcılığı falan da katar bunun içine. Çünkü zaten daha ikinci meşruiyet döneminde İslamcılığı direkt eliyor ya. Önce Osmanlıcı'da sonra Türkçülüğü benimsiyor. Zaten İslamcılığı adam ta ikinci meşruiyet döneminde şey yapmış. Geri plana etmiş. Şimdi onu da içine katıyor bu işin. Şimdi bu bir takım aşırılık yanlısı akımların aslında böyle insanın doğasına aykırı olduğu gibi veya işte Türkiye'yi bir takım kötü yönlere sevk edeceği gibi görüşler serdediyor. Şimdi uygulamada da bir yandan da şimdi bunun aslında batılılaşamamaya sebep olacağından da dem vuruyor. Yani sosyalizm gelirse, komünizm gelirse ve işte İslamcılık gelirse bunların özünde taassup vardır, gericilik vardır. Dolayısıyla aslında bunlar Türkiye'nin batılılaşamamasına sebep olacaktır Faik Rıfkı Atay'a göre. Faik Rıfkı Atay sosyalizm ve komünizme karşı ama bir yandan liberalizme de karşı, ilginç bir şekilde 1930'larda bir Londra'da ekonomi zirvesine veya konferansına bir şeyde katılıyor. Şimdi burada iyice bu görüşleri tabii adamın oluşuyor. 1930'larda tabii bir özelliği daha var. Türkiye artık devletçi ekonomiye yönelecek. İşte 1920'lerde kapitalist liberal falan bir politika uygulamış. Ama işte 1930'lara gelindiğinde 29 ekonomik buhranının da sebebiyle tabii bunun artık işte bir meyve vermediği, daha doğrusu Türkiye'nin istenen gelişmeyi yakalayamadığı sonucunu görülmüş ve Türkiye artık devletçi ekonomi modeline geçmiş. Ama Türkiye'nin geçtiği o Kemalist devletçiliğin özünde liberalizm de vardır. Yani toptan bir şekilde yani katı radikal işte sol görüşlerin önerdiği devletçilik değildir. Türkiye'ye özgü bir modeldir. Ama liberalizme toptan bir şekilde Faik Rıfkı Atay karşı, bu yönüyle de enteresan. Şimdi yani bu aslında tam olarak da bu Kemalizmin devletçiliğini benimsemiyor diyebiliriz ama çok da uzaklaşmıyor, onu da söyleyeyim. Bir takım kesimlerin yani böyle daha liberal ekonomiyle bir takım kesimlerin zenginleşeceğini, dar bir kesimin, toplumun diğer kesiminin de işte fakir kalacağını falan düşünüyor liberalizmi Faik Rıfkı Atay. Eğer işte liberalizm olmazsa diyor, işte veya liberal politikalar uygulamazsak toplum olarak topyekun bir şekilde zenginleşir ve bu işte eşitlik doğurur falan diyor kendince. Bu videoda Faik Rıfkı Atay ve Faik Rıfkı Atay'ın düşünce dünyasında Kemalizmi tartıştık sizlerle. Yeni videolar için abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere, esen kalın.